Makaleler arasından. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bugün 8 Ekim Salı, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Bu programı sizler için Ataullu Arvas hazırlıyor. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yapıyor. Ben Mustafa Toköz sunuyorum. Bugün sizler için hazırladığımız makalelerin ilki Türkiye Gazetesi'nden geliyor. Türkiye'de Necmettin Batırel'in "Nimet İçinde Yüzüyoruz" başlıklı makalesini sunuyorum. Hazine ve Maliye Bakanlığı rakamlarına göre Türkiye'nin net dış borç stoku 265.4 milyar dolar. Stoğun milli geliri oranı %22.1 seviyesinde. Amerika Birleşik Devletleri 18 trilyon dolara ulaşan dış borcuyla sefilleri oynuyor. Bakmayın siz silah satışlarıyla her yıl 240 milyar dolar topladığına. ABD'nin dış borcunun gayri safi yurt içi hasılaya oranı %98. Yani bugün her Amerikalı 100 bin dolar borçlu. Japonya'nın 2.8 trilyon dolar dış borcu var. Gayri safi yurt içi hasıla oranı %59. İngiltere 9.5 trilyon dolarlık borçlu. Gayri safi yurt içi hasılaya oranı %311. Almanya'nın 5.6 trilyon dolar borcu var. Gayri safi yurt içi hasılaya oranı %145. Fransa'nın borcu 5.3 trilyon dolar. Gayri safi yurt içi hasılaya oranı %189. İtalya'nın 2.5 trilyon dolar borcu var. Gayri safi yurt içi hasılaya oranı %114. Yunanistan 514 milyar dolar dış borca sahip. Gayri safi yurt içi hasılaya oranı %216. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD, gelişmiş ülkelerde borç ödeme maliyetleri herkes için artıyor. Devletlerin bütçelerinde kesintiler olacak, şirketler zorlanacak diyor. Türkiye, dünyada dış borcu en az olan ülke. Dünya kıvranırken biz nimet içinde yüzüyoruz. Buğday üretimi 21 milyon ton, arpa üretimi 8.4 milyon ton, mısır üretimi 8.5 milyon ton, patates üretimi 6.5 milyon ton, ayçiçeği üretimi 2.4 milyon ton, şeker pancarı üretimi 23 milyon ton, sebze üretimi 33.6 milyon ton olacak. Ayda 107 bin varil petrol, 7.6 milyon metreküp doğalgaz üretiyoruz. Türkiye artık yalnız kendi karasularında değil, uluslararası denizlerde doğalgaz ve petrol arama dönemini başlattı. Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 200 milyar dolara koşuyor. Vatandaşın, şirketlerin bankada 171 milyar doları var. Türkiye, yurt dışında tam 350 milyar dolarlık varlığa sahip. Borcumuz çok rahat ödenebilir seviyede. Borç alıyoruz, teslim oluyoruz ifadesini kullananların ya rakamlardan haberi yok, zır cahil ya da vatandaşı zehirlemek isteyen yıkıcıdır. Bu yalancıların sözlerine asla inanmayın. 12 aylık birikimli dış açık 25.0 milyar dolardan 19.1 milyar dolara geriledi. Milli gelirin %4.5 seviyesine indi. İhracatta büyük artış, ithalatta büyük daralma yaşanıyor. Cuma günü açıklanacak Ağustos ayı dış ticaret dengesinin 4 milyar dolar fazla vermesi bekleniyor. İsrail Orta Doğu'yu ateş çemberine çevirirken Türkiye bölgede en sağlam ve güvenilir ülke oldu. Savaşın ülkemize sıçrama ihtimalinin son derece düşük olması yabancı yatırımcıların akın akın gelmesine sebep oluyor. Sıcak çatışmalar uzadıkça son derece avantajlı konuma ulaşacağız. Büyük fırsatlar bizi bekliyor. Yatırım cenneti oluyoruz. Bugün İsrail'in Gazze katliamının birinci yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılacak kapalı oturumda Meclis Başkanı İsrail'in soykırım dehşetini ve terör örgütleri üzerinden Türkiye'yi nasıl baskı altına almaya çalışacağını anlatacak. Kurtulmuş'un milli meselede yapacağı kenetlenme çağrısına tam destek çıkacak, Türkiye tek yumruk olacak. Artık bu gerçeği görün.
rekor üretimle emsalsiz refaha sahip olan bu ülkede yaşamak tek kelimeyle ayrıcalıktır. Kıymetini bilin. Türkiye Gazetesi'nde Necmettin Batırel'in Nimet İçinde Yüzüyoruz başlıklı makalesini sundum. Sırada Habertürk Gazetesi var. Habertürk'te Nasuhi Güngör'ün "Sadece siyasi sınırlar mı?" başlıklı makalesini sunuyorum. Dün Orta Doğu'da tasarlanan değişim üzerine kısa notlar aktarmıştım. Lübnan hattındaki gelişmelerin sıcak ve güncel tarafı devam ederken bunları konuşmak tuhaf gelebilir. Ancak en azından yakın geleceği okuyabilmek adına biraz daha geriden bakabilmenin değerli olduğunu düşünüyorum. Bu değişim planının ana aktörü hali hazırda en büyük küresel güç olan Amerika Birleşik Devletleri. Bölgemizdeki en açık müttefiki de İsrail. İngiltere'nin 2. Dünya Savaşı sonrasında fiilen devretmiş gibi görünse de bu sürecin aklı olmaya devam ettiğini unutmamak gerekiyor. Öte yandan bu değişime gönüllü yazılan rejimlerin listesi de hayli kabarık. Önce Gazze, sonrasında Lübnan konusunda sessiz kalanlara bakarsak listeyi rahatlıkla görebiliriz. Geçmiş üzerinden tanımlarsak, Anglo-Saksonların 1. Dünya Savaşı sonrasında bölgemizde kurdukları düzenin yeniden oluşturulmak istendiğini söyleyebiliriz. Elbette yeni kodlarla ve muhtemelen siyasi sınırlarında değişeceği düzlemelerle. Bu sadece siyasi sınırların değiştirilmesinden ibaret bir çaba değil. Devlet, siyaset ve değerler üzerinde sarsıcı değişim ve dönüşümlerin arayışı. Dolayısıyla şu an çatışma diye tanımladığımız alanlarda ve sadece şimdilik çatışmanın dışında olan bölgelerde aynı zamanda değerler üzerinden bir meydan okuma söz konusu. 1918 sonrasında İngiltere'nin ortaya çıkardığı ulus devletler bir yanıyla enerji kaynaklarının kontrolü ve sömürülmesi için dizayn edilmişti. Ancak bu meseleyi sadece petrol ve diğer kaynaklara bağlamak eksik ve yanıltıcı. Neredeyse tam ortasında yaşadığımız bu coğrafya, küresel anlamda hegemonya arayışlarının da merkezini oluşturuyor. Üç semavi dinin doğduğu, farklı inanç, köken ve kültürlerin asırlardır var olduğu bir alanda ortaya çıkacak tabloyla henüz tam olarak yüzleşmiş değiliz. Öncesi de var elbette ama yaklaşık bir asırdan bu yana din, mezhep, etnik köken ve yeni kimlik arayışları üzerinden ortaya çıkan ayrışmaların hiç olmadığı kadar keskinleştiği bir döneme giriyoruz. Bugün İsrail rejiminin uyguladığı işgal ve katliamlardan rahatsız olan vicdan sahibi herkes, bu bölgedeki yaklaşık 400 yıllık Osmanlı barışına sıkça atıfta bulunuyor. Bu aynı zamanda muazzam bir tecrübeye karşılık geliyor. En büyük mirasçının Türkiye olduğu bir hafıza. Her büyük ve uzun soluklu barış, aynı zamanda o düzeyde bir büyük gücün varlığıyla mümkündür. Osmanlı'dan koparılan topraklarda pek çok devletin ortaya çıkarılması, aynı zamanda barışı inşa edecek gücün ve zihin dünyasının parçalanmasıydı. Kuşkusuz Osmanlı barışı kavramı üzerinde de pek çok tartışma olduğunun farkındayım. Ancak kim ne derse desin, her makul ve vicdan sahibi arayışın işaret ettiği nokta orası. Profesör İlber Ortaylı'nın geçtiğimiz pazar yayınlanan makalesinden bir alıntı yapmak istiyorum. Bugün Orta Doğu feci vaziyette ve Arapların düzenli devlet ve orduları yok. Diplomasileri son derece prensipsiz. Aklı başında hiçbir kimsenin tasvip etmeyeceği örgütler işleri yürütmeye kalktılar. 4 asırlık uzlaşma ve barışçı bir düzeni getiren Osmanlı çekildikten sonra bu memleketler rahat yüzü görmedi. Koca kıtanın haritası Amerika'da oyun düzeniyle çiziliyor. Gelişen patlamaların kimleri nereye kadar götüreceği belli değil ama iyi yere gidilmiyor. Kuşkusuz benim yetersizliğimden kaynaklanıyor olmalı. Bir türlü bu konuyu tartışacak bir zemin sağlayamadım. 1. Dünya Savaşı sonrası yakın çevremizde onca devletin ortaya çıkması yetmezmiş gibi son 40 yılda bu defa devlet dışı aktörlerin pıtrak gibi etrafımızı sardığını görüyoruz. İlber Ortaylı'nın Arap ülkelerinin devlet yapılarına ve ordularına getirdiği eleştirinin yanı sıra diplomasilerinin de ne durumda olduğunu ifade etmesi de önemli.
Ancak devamında hiç kimsenin tasvip etmeyeceği örgütler işleri yürütmeye kalktılar değerlendirmesi çok daha can alıcı. Bundan neredeyse 30-35 yıl önce geleceğin savaşlarının düzenli ve tek tip ordular arasında gerçekleşmeyeceğini öngörenler haklı çıktı. Devletlerin siyasi sınırlarının içinde yarı egemen pozisyonlarda şekillenen bu yapıların bize nasıl bir dünya vaat ettiği konusunda yeterince kafa yorduğumuz söylenemez. Bunlarla mücadele etmek bir seçenek ama maliyeti inanılmaz düzeyde yüksek. Dün de ifade etmiştim. Bu devletimsi yapılar İran'ın bölgedeki vekil örgütlerinden ibaret değil. Bizi ne kadar yakından ilgilendirdiğini merak eden varsa sınır komşularımızı hatırlamaları yeterli sanırım. Habertürk gazetesinde Nasuhi Güngör'ün "Sadece siyasi sınırlar mı?" başlıklı makalesini sundum. Sırada Sabah gazetesi var. Sabah'ta Bercan Tutar'ın "Batı'nın yeni laneti" başlıklı makalesini sunuyorum. Dün Yetimler Ordusu Hamas'ın İsrail efsanesini yerle bir ettiği ve Siyonist teolojide tarihi gedikler açtığı 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı taarruzunun yıl dönümüydü. İsrail'in aşılamaz denilen yüksek teknoloji destekli duvarlarını aşan Hamas savaşçıları, Mossad'ın aldığı bütün güvenlik ve istihbari sistemleri felç etti. Aksa tufanından sonra bir yıldır Gazze'de her tür barbarlığı uygulayan Siyonist İsrail rejimi, şimdi de vahşetini Lübnan'a yöneltti. Ancak ne yapsa da 100 yıldır Filistin'e ve dünyaya dayattığı paradigma artık ters yüz olmuş durumda. Hamas'ın ve Gazze halkının destansı direnişi sayesinde kendini dünyaya demokrat ve mağdur olarak pazarlayan Siyonist rejimin hunhar ve işgalci yüzü her yönüyle deşifre oldu. Bazı muharebeleri kazansa da soykırımcı İsrail ve destekçisi Batılı liderler Orta Doğu'daki savaşı kaybediyor. Çünkü her tür ahlaki ve vicdani değeri çiğneyerek bütün insanlığı karşılarına aldılar. Öyle ki İsrail'in en sadık destekçisi konumundaki sadist ve soykırımcı Batılı liderler bile artık İsrail'i eleştirmeye başladı. Zira Batı'da halk düzeyindeki tarihi antisemitizm dalgası giderek büyürken, Batılı yöneticiler arasında ise Siyonizme karşı askeri, siyasi ve diplomatik önlemler alma çağrısı artıyor. Bu tavır değişikliği İsrail'den daha çok Batı'daki Siyonazi lobilerini korkutuyor. European Conservative'den Mike Hamm, İsrail'in Gazze'deki savaşı kazansa da Batı'da ve dünya çapındaki siyasi savaşı kaybettiğini itiraf etmiş. Birleşmiş Milletler'in soykırımcı İsrail'i terk ettiğini ve Avrupa ile Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok kesimin Yahudi devletini lanet olarak gördüğünü söylüyor. Dolayısıyla İngiltere'den sonra Amerika, Almanya ve Fransa da İsrail'in kaos planlarına daha fazla alet olmamaya çalışıyor. Amerikalı askeri uzmanlardan Daniel Davis, Newsweek'teki analizinde Hizbullah ve İran'la baş etmenin zorluklarına değinerek yeni süreçle birlikte İsrail'in daha az güvenli hale geldiğinin altını çiziyor. Siyonistler 27 Eylül'de Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın öldürülmesini televizyon stüdyolarında şarkı söyleyip dans ederek kutladı. Bazı muhabirler sokaklarda çikolata dağıttı. Oysa ortada kutlanacak bir zafer yok. Çünkü Batılı halklar da, Batılı siyasiler de İsrail'i artık yük olarak görüyor. Özellikle Siyonist rejimin en sadık destekçilerini bile sırtından bıçaklaması öfkeye yol açıyor. Bu nedenle ABD, Fransa ve Almanya yönetimleri İsrail'in İran'a yönelik saldırısına şartsız destek vermiyor. Olası bir saldırıda nükleer ve petrol tesislerine vurmasına karşı çıkıyorlar. Bugünlerde Avrupa Birliği, İsrail'e askeri ve diplomatik ambargodan bile bahsediyor. Ana akım medyada İsrail'in yalanları ve ihanetleri deşifre ediliyor. Hasılı kelam, İsrail'e yönelik serzenişler lanete dönüşüyor. Zira Batı, kendi oluşturduğu Frankenstein'ına giderek daha da sertleşiyor. Yakında onların da sıtkı tamamen sıyrılacak.
Sabah gazetesinde Bercan Tutar'ın Batı'nın Yeni Laneti başlıklı makalesini sundum. Sırada Hürriyet gazetesi var. Hürriyet'te Abdülkadir Selvi'nin İmamoğlu'nun diplomasının iptali gündemde mi başlıklı makalesini sunuyorum. Ekrem İmamoğlu'nun mezun olduğu İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesini ziyareti sırasında yatay geçişiyle ilgili yaptığı açıklamalar ikna edici olmadı, tam aksine soru işaretlerini artırdı. İmamoğlu'nun tam da yatay geçiş tartışmalarının yaşandığı bir sırada mezun olduğu fakülteyi ziyaret edip yatay geçiş konusuna değinmesi bir telaşın içinde olduğunu gösteriyor. Ekrem İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi'nden yatay geçiş konusu o zaman da üniversitede rahatsızlık uyandırmış. Önce Ekrem İmamoğlu'nun yatay geçişle ilgili sözlerine yer vereceğim, sonra bazı soru işaretlerini gündeme getireceğim. Ekrem İmamoğlu geçiş sürecini, ben 90 yılında bu okula geçiş yaptım, ben bu okula geçiş yapıldığını 89 yılında öğrendim. 90'da başvurumda burada 3-4 yılda böyle geçişler yapıldı, sonra kapatıldı diye anlatıyor. 20 ek ders aldığını söylüyor. Denklik nasıl bir işlem ki, öyle önce açılıyor sonra kapatılıyor. Aç kapa Artema durumu ancak musluk reklamında olur. Şimdi sıra geldi sorulara. 1. Girne Amerikan Üniversitesi'nin denkliği YÖK tarafından 1993 yılında kabul edildiğine göre Ekrem İmamoğlu İstanbul Üniversitesi'ne nasıl yatay geçiş yaptı? Denkliği kabul edilmeyen bir okuldan devlet üniversitesine yatay geçiş yapmak mümkün mü? 2. YÖK özel üniversitelerden devlet üniversitelerine yatay geçişe 1994 yılında izin verdiğine göre İmamoğlu nasıl geçiş yaptı? 3. İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişte hangi not ortalaması istendi? İmamoğlu'nun not ortalaması bunu tutuyor muydu? Soruları burada kesiyorum. Bu konuda YÖK'ü ve İstanbul Üniversitesi'ni kamuoyuna tatmin edici bir açıklama yapmaya davet ediyorum. Burada bir hak gaspı var mı yok mu? Eğer yatay geçiş hakkı yokken Ekrem İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçiş yaptığı tespit edilirse diploması iptal edilir mi? Özgür Özel'e Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'la ilişkisi olduğu haberleriyle kirli ve karanlık bir operasyon yapıldığı belli. Ama CHP'de bu tür kumpaslarla sonuç alındı. Deniz Baykal kaset operasyonuyla tasfiye edilip yerine Kemal Kılıçdaroğlu getirildi. Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmek durumunda bırakıldı. Aynı kirli silahı bu kez Özgür Özel için kullanıyorlar. Bu kez sonuç alamadılar. Hatta Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın kanser tedavisi gördüğü bir sırada maruz kaldığı ahlaksız operasyon ters tepti. Ancak bu geri adım atacakları anlamına gelmiyor çünkü CHP'deki kavga çok büyük. Kavganın temelinde 2 C yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve CHP Genel Başkanlığı gibi hiçbir faninin elinin tersiyle itemeyeceği iki önemli koltuk var. Siyasi rekabet doğaldır ancak tehlikeli olan kumpas, kaset, kirli haberler gibi yöntemlerin kullanılmasıdır. Bu yöntem FETÖ yöntemidir. Bu yöntem mafya yöntemidir. Bu yöntem en çok istihbarat servislerinin kullandığı bir yöntemdir. Bu yöntem maalesef ki en çok CHP için kullanıldı. Tüm bu şerhleri düştükten sonra şunu söylemek istiyorum. CHP'de Özgür Özel'in liderliğine yönelik tepkiler büyüyor. Özgür Özel'in koltuğu giderek tehlikeye giriyor. Özgür Özel'e karşı Kılıçdaroğlu çok sert bir muhalefet yürütüyor. Ama Özgür Özel'in kaderini Ekrem İmamoğlu belirleyecek. Çünkü Özgür Özel'i Ekrem İmamoğlu seçtirdi. Ayrıca şu anda CHP'ye Ekrem İmamoğlu hakim. Hem delege bazında hem de genel merkez yönetiminde ipler Ekrem İmamoğlu'nun elinde. Eğer Ekrem İmamoğlu olağanüstü kurultay için harekete geçerse Özgür Özel için sonun başlangıcı demektir. Kılıçdaroğlu'na karşı Özgür Özel'i çıkaran Ekrem İmamoğlu bu kez de ikinci bir ismi CHP Genel Başkanı yapar mı? Yeni bir Özgür Özel ismine sıcak bakılmıyor. Ekrem İmamoğlu karar verirse bu kez kendisinin aday olacağı söyleniyor. İmamoğlu'nun böyle bir gücü var mı? Var.
Hatta çevresinden bir grup CHP genel başkanı olduğu takdirde siyasi yasak kararının çıkamayacağını savunuyor. CHP genel başkanını siyasi yasaklı hale getirmeye cesaret edemezler tezini işliyor. Şimdiden Ekrem İmamoğlu'nun yerine kim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak kavgası başlamış bile. O kulisleri paylaşmıştım. Yeni gelişmelere göre ihtiyaç olduğunda yine yazarım. Ama bu kez özellikle Özgür Özel'e parti içinde yöneltilen eleştirileri aktarmak istiyorum. Bunların bir kısmına katılıyorum, bir kısmına katılmıyorum. Ama bu CHP içinde Özgür Özel'e yönelik eleştirileri aktarmama engel değil. 1. CHP'nin birinci parti olarak çıktığı yerel seçimlerden sonra sert bir muhalefet başlatması gerekiyordu, tam tersine normalleşme sürecini başlattı. 2. Normalleşme sürecini de yarım bıraktı, sonuca ulaştıramadı. 3. Parti içindeki kararları dar bir kadroyla almaya devam etti. Veli Ağbaba ve Ali Mahir Başarır'la hareket ediyor. Troika olarak hareket ediyorlar. Ekibini CHP'yi kucaklayıcı şekilde genişletmedi. 4. Kararlar yetkili kurullarda değil, anlık olarak alınıyor. Can Atalay için mecliste oturma kararını milletvekilleri sonradan öğrendi. Erdoğan, meclise geldiğinde ayağa kalkılacağı kararındansa Gökhan Günaydın başta olmak üzere bazı grup başkan vekilleri ve genel başkan yardımcılarının haberi yoktu. 5. CHP genel merkezine hakim değil. Genel merkezdeki kritik görevler Ekrem İmamoğlu'nun elinde. Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Teşkilat Başkanı Ensar Aytekin, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Genel Sayman Özgür Karabat, İmamoğlu'nun yakın ekibinde yer alıyorlar. 6. Ekrem İmamoğlu siyasi yasak davalarına karşı etkili bir mücadele vermiyor. Kararın istinafta onanacağı ama Yargıtay aşamasında kalacağı yönündeki açıklaması hayal kırıklığına uğrattı. Etkili bir muhalefet yapılamaması nedeniyle parti yerel seçimlerde yakaladığı rüzgarı sürdüremiyor. 7. Özel hayatına dikkat etmiyor. Özgür Özel'in oturduğu koltuğun bir ayağı kırıldı. Üç ayaklı bir koltukla ne kadar devam eder bilemiyorum. Yani hukuk deyimiyle bu işlem butlan sayılır mı? Burada bir oyun oynanıyor. Ona da dikkat çekmek istiyorum. Ekrem İmamoğlu'nun diploması var deniliyor. Buna kimsenin itirazı yok. Evet, Ekrem İmamoğlu'nun diploması var. Üstüne üstlük bir de yüksek lisans yapmış. Bu da doğru. Sorun, Ekrem İmamoğlu'nun Girne Amerikan Üniversitesi'nden İstanbul Üniversitesi'ne yatay geçişiyle ilgili. Aklımızla alay etmeyin. Hürriyet gazetesinde Abdülkadir Selvi'nin İmamoğlu'nun diplomasının iptali gündemde mi başlıklı makalesini sundum. Sırada Posta gazetesi var. Posta'da Oral Çalışlar'ın Devlet Bahçeli'nin DEM Parti ile tokalaşması başlıklı makalesini sunuyorum. MHP lideri Devlet Bahçeli, meclisin yeni yasama yılı açılışında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde DEM Parti milletvekillerinin bulunduğu sıralara yöneldi ve ellerini sıktı. Bahçeli'nin DEM Parti'ye yönelik tavırları herkesin malumu. Bu, açıktan bir siyasi jest. Kendisi, Cumhurbaşkanı'nın birlik çağrısına destek vermek amacıyla bu adımı attığını dile getirdi. Şimdiye kadar sorunun çözümü konusunda hükümetten ne zaman sert bir çıkış gelse MHP'ye mal ediliyordu. Bu kez çıkış MHP'den geldi. Nasıl yorumlarız? İçeride uzlaşmayı engelleyecek unsurlar azalıyor diyebilir miyiz? Bahçeli'nin bu hamlesini CHP olumlu karşıladı. Ana muhalefetin destek vermesi halinde yeni şeyler söyleyebilme ihtimali oluşuyor demektir. DEM partililere ne düşündüklerini sordum. Arkası gelecek mi diyenler, bekle görü tercih edenler epeyce ağırlıkta. Bazı tereddütlere rağmen DEM Partililer Bahçeli'den gelen jesti olumlu karşılıyor. Tabii Cumhurbaşkanı'nın Devlet Bahçeli ile birlikte nasıl bir plan yaptıkları henüz belli değil. Daha açıkçası yeni bazı hamlelere hazırlanıp hazırlanmadıklarını da bilmiyoruz. Geçmiş dönemdeki açılımlarda MHP yoktu ve karşı tutum içindeydi. Bu kez eğer yeni bazı adımlar atılacaksa MHP'nin de işin içinde olma ihtimali belirmiş bulunuyor. Bu adımlar ne olabilir? Kürt sorununu çözüm konusunda dolaylı bazı arayışlar.
Örneğin Irak ve Suriye'deki YPG varlığının geleceğiyle ilgili yeni şeyler söylenebilir. Son İsrail saldırısıyla birlikte her şey alt üst oldu. Türkiye, Lübnan değil, Gazze'de değil. Türkiye'ye doğrudan olmasa bile dolaylı olarak İsrail'den bir saldırı gelebileceği tezi ne kadar gerçekçidir? Ülkemizin güneyinde terör devleti istemiyoruz diyen Türkiye'nin asıl sıkıntısı Suriye'deki ve Kuzey Irak'taki Kürt askeri güçleridir. Suriye'deki YPG, ABD'nin koruması altındadır. ABD ile sıkı bir dayanışma içinde. Türkiye'nin onca tepkisine rağmen ABD tutumunu değiştirmedi. Bir başka sıkıntı ise Esad yönetimiyle. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye ile ilişkilerini düzeltmenin ön şartı olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'den çekilmesini istiyor. Bu konuda iki taraf için yeni bazı adımlar gündemde mi? Bahçeli'nin DEM partililerin elini sıkması bu kargaşanın içinde bir arayış olarak görülebilir mi? Bazı yorumlara göre iktidarın hesabı yeni bir anayasa için gerekli desteği sağlamak. DEM Parti'nin yeni anayasa yapılmasına destek vermesi anayasayı değiştirme ortamı oluşturabilir. Çünkü AK Parti, MHP, DEM Parti'nin toplam sandalye sayıları 375 civarında. Yani 3'te 2 çoğunluk için 25 milletvekilinin desteğine gerek olacak. Bakalım bu hamlenin ardından ne gelecek? Posta gazetesinde Oral Çalışlar'ın Devlet Bahçeli'nin DEM Parti ile tokalaşması başlıklı makalesini sundum. Sırada Akşam Gazetesi var. Akşam'da Murat Özer'in Özgüven Devrimi ve Köleler başlıklı makalesini sunuyorum. Böyle tanımlıyor Selçuk Bayraktar, ülkemizin savunma sanayi ve teknolojik hamlelerinde geldiği noktayı. Özgüven devrimi. Akıncı, Kaan, Hürkuş gibi Türkiye'nin savunmasını yerli imkanlarla en üst düzeye çıkaran hava araçlarımızın sergilendiği Adana'daki Teknofest'te adeta bir manifesto sundu Bayraktar. Yapay zekanın kundaktaki bebekleri dahi katlettiği bu çağda Türkiye'nin teknolojinin canavarca kullanılmasına karşı adalet ve merhameti kuşanan bir devrim gerçekleştirdiğini vurgulamakla yetinmedi, bilimsel gelişmeleri en üst düzeyde takip eden, hatta dünyada buna öncülük eden bir nesil olarak sömürgecilerin ürettiği bu karanlığa, adaletsizliğe ve zulme ses çıkarmaktan vazgeçmeyeceklerini haykırdı. Teknofest'i Adana'da 1.100.000 kişi ziyaret etmiş. Ülke genelinde kendi projeleriyle bu etkinliğe katılan ekip sayısı 330.000'e ulaşmış durumda. Dünyada kendi alanında tek olan Teknofest'te gençlerimizin bu denli ilgi göstermesi, icat ettikleri araçları, pek çok alandaki bilimsel çalışmalarını büyük bir heyecanla sergileme cesareti göstermeleri belki de Kaan ya da Akıncı'dan bile kıymetlidir. Artık ülkenin gençleri bir şeyleri üretebildiğini, bunlara devletin kıymet verdiğini görüyor. Umutları ve özgüvenleriyle ayağa kalkıyorlar. Bundan değerli ne olabilir? Vatan müdafaasında öne çıkan, ülkenin geleceği ve kalkınması için kafa yoran bir gençlik. Düşmanlarımızın en çok korktuğu şey bu değil mi? Tükenmeyen petrol kaynaklarınız, dağlar kadar altın rezervleriniz olsa, ancak bu servetinizi ülkenizin bağımsızlığı ve dünyada ezilen, hor görülen mazlumların korunması için kullanacak bir bilinciniz yoksa, hazineleriniz neye yarar? Türkiye'nin bu son 15 yılda kazandığı en büyük şey, şüphesiz kendine duyduğu güvendir. Korkmadan, cesaret ve inançla başarabileceğine duyduğu güven. Tüm bunlara karşı ülkeyi hala sömürgecilerin boyunduruğuna mahkum etmek isteyen mandacılar da var. Cumhurbaşkanının İsrail'i bir tehdit olarak ilan etmesine efendilerini ürkütecek duygusuyla öfkelenen ruhları teslim alınmış zavallılar var. Onlar ülkemizdeki bu devrimden öyle korkmuş durumdalar ki Cumhurbaşkanımızın İsrail ve efendilerine meydan okuyan tavrını şuursuz, hayalci ve gülünç olarak tanımlamaktan çekinmiyorlar. CHP'de Özgür Özel'in her görüşmeye nedenini bilmediğimiz bir sebeple yanında götürdüğü Namık Tan'a göre hükümetin İsrail ve ABD karşısında ortaya koyduğu tavır Atatürk'ün yurtta sulh cihanda sulh ilkesine ihanetmiş. Üstelik laikliğe de aykırıymış. Zaten bu ülkede güzel olan ne varsa CHP'ye göre laikliğe aykırı.
CHP'nin cihanda barıştan ne anladığını çok iyi biliyoruz. Türkiye, İsrail'i Amerika'dan hemen dakikalar sonra tanıma şerefine nail olduğunda iktidarda CHP vardı. Asırlarca vatan toprağımız olan Cezayir, 132 yıllık Fransız işgalinden kurtulup bağımsızlığını ilan ettiğinde onu tüm İslam dünyasından sonra tanıdığımızda da iktidarda CHP vardı. Üstelik işgalci Fransa'dan dahi sonra tanıma bahtsızlığımızı bir kara leke olarak 62 yıldır taşıyoruz. CHP'nin barış yanlısı, onurlu dış politikası budur. Filistin halkının vatan müdafasına terör diyen, işgalcinin varlığına ise daima dost olan bir politika. Filistin kefiyesi bir seçim yatırımı olarak boyunlarda güzel durabilirdi. Fakat düşmana meydan okuyan gerçek bir silaha dönüştüğünde, Kaan olup semayı zalime dar edeceği görüldüğünde kölelerin uykusunu kaçırıyor. Akşam gazetesinde Murat Özer'in Özgüven Devrimi ve Köleler başlıklı makalesini sundum. Sırada Star gazetesi var. Star'da Sevil Nuriyeva'nın Şah ve Netanyahu başlıklı makalesini sunuyorum. Netanyahu'nun İran halklarına değil, Farslara hitabının özeti şöyle oldu. Bize güvenin, size özgürlüğü biz getireceğiz. Netanyahu, İran içindeki Fars milliyetçilerini, İran'ı etnik parçalara ayırmakla kendisine ortak edemeyeceğinin farkında. İran içindeki Türk etnik gruplar, Kürtler, Sünni Araplar, Beluciler, üzerinden parçalanmaya yatkın bir İran arzusunun olduğu açıktır. İsrail'i Orta Doğu'nun esas aktörü haline getirmek için tüm İslam temelli devletlerin parçalanmasının öngörüldüğü de açıktır. Netanyahu'nun verdiği bu mesaja cevabın Amerika'daki Pehlevi sülalesinin başkanlığına talip oğlundan gelmesi beni şahsen şaşırtmadı. Yıllardır annesi Farah Pehlevi'nin oğlu için Batı'nın güç merkezleriyle ne denli çalışmalar yaptığını takip ediyorum. Oğul Pehlevi neredeyse sevinerek Netanyahu ve destekçilerine "Ben buradayım, elimi taşın altına koymaya hazırım" mesajını verdi. İsrail'e sevgi modunda adeta İran içindeki karşı devrim için sinyale hazır profili olayların nasıl cereyan edeceğine dair ipucu vermektedir. Özellikle şunu iyi görmek gerekiyor. İran içinden değişime, dönüşüme yatkın zemin giderek daha fazla görülmeye başladı. Özellikle kadınların özgürlüğü üzerinden yeni bir dizayn söz konusu olacak gibi duruyor. Molla rejiminin yorucu politikaları halkta bıkkınlık oluşturduğu açıktır. Üst üste İran'daki Molla rejimini küçük düşürecek olayların boşuna gerçekleşmediği de anlaşılıyor. Halkın nezdinde korkuyu kaldırmak, güveni sarsmak zor olmadı sanırım. Peki peşinden ne olur? Neler olur? Öncelikle etnik kimlikler üzerinden hareket modunun Fars milliyetçilerini içeride konsolide edeceği şüphe doğurmuyor. Oğul Pehlevi, Fars milliyetçileri için iyi seçilmiş bir isim. İçeriden değişim ve dönüşümle birlikte etnik kimlikler üzerinden ikinci sahnenin öngörüleceği hissedilmektedir. Özellikle Türk ve Kürt kimlikleri Batı'nın hedefi olacaktır. İsrail bu kozu kendi lehine nasıl dönüştüreceğini hesaplıyor. Netanyahu bunu yeni düşünmedi. Kürtler üzerinden kurgulanan yeni senaryo, ikinci İsrail devleti senaryosudur. İran içindeki Azerbaycan Türkleri meselesi, İsrail'in yıllardır kullanmaya gayret ettiği meseledir. Peki İsrail için güvenli zemin, Kürdistan ve Güney Azerbaycan başlığıyla mı oluşturulmak isteniyor? İsrail, tek başına böyle bir güce sahip değil. Tabii ki arkasındaki küresel gücü iyi analiz etmek gerekiyor. İran'da kolay lokma değil haliyle. Ama sosyolojisi, içerideki ekonomik durumu, dışarıdaki muhalifleri ve tabii İsrail'in var gücüyle çalışmalarını dikkate alırsak ortaya netleşen tablo çıkıyor. İran'ın içeriden dönüştürülme gayretine belki karşı devrim denilecek, bilemiyorum. Ama görünen şu ki Gazze kasabı Netanyahu, İran içindeki grupları kendine ortak etmeye, özellikle Fars milliyetçilerini ikna etmeye çalışacaktır. Pehlevi'nin devreye girmesi ise Netanyahu'ya destek ve bu fırsatı değerlendirme gayretidir.
İran'ın Türkiye'ye her fırsatta düşmanlık yapan yapısı hiç değişmedi. Ama İsrail'in senaryoları daha az sinsi değildir. İsrail'in senaryoları bölgenin dokusunu bozmayı hedeflediği açıktır. Özellikle İran içindeki Türkler ve Kürtler üzerinden devreye sokulacak tüm provokatif senaryolara çok daha hassas yaklaşmalıyız. Ve Türkiye. Türkiye barışı temin edecek aklını, diplomasi gücünü ve askeri varlığını kullanacağına dair işaret veriyor. İçerideki birlik ve beraberlik mesajlarının hayati anlam taşıdığı giderek daha fazla anlaşılacak türdendir. Star gazetesinde Sevil Nuriyeva'nın Şah ve Netanyahu başlıklı makalesini sundum. Bu makale bugünkü son makalemizdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bu programı sizler için Ataoğlu Arvas hazırladı. Teknik yapımda Ömer Sasunlu görev yaptı. Ben Mustafa Toköz sundum. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalınız.